işaretleri aldı kalecilerden. İşaretini aldı ve 90 dakikayı başlattı bizler. Her iki takıma sakatlıksız bir mücadele diledikten sonra Yılport Samsunspor'a da başarılar diliyoruz. İlk Kartal uzun gönderdi Enes İslam ilkine doğru. Muhammed Beşir sektiriyor kafayla Enes İslam ilkinin önüne doğru. Bir hata olur mu olmadı ama dönen top Samsunspor'da kaldı. Bir şut dışarı çıkıyor. İlyas Kubilay Yavuz kalecinin de önde olduğunu görüp sürpriz bir şut gönderdi. Dakikalar 3'ü gösterirken ancak bu şut biraz farklı bir şekilde dışarı çıkıyor ancak bizleri de heyecanlandırdı bu erken şut. Taraftarları da heyecanlandırdı. Zeki bir oyuncu tabii İlyas Kubilay Yavuz. Kalecinin önde olduğunu gördü. Sol ayağının dışıyla bir aşırtma vuruşmedik. Eren Kartal önünde İlyas vardı. O savaşa doğru havalandırdı. Kafalardan seken top. Hacettepe'li oyuncular bu atağı da savuşturmaya çalışıyor. Şimdi savunmanın arkasına gönderilen bir top Muhammed Beşir kaleci ile karşı karşıya ancak Abdülkadir Döner'in bayrağı havada. Biz de hemen pozisyonun tekrarına kilitleneceğiz. Biraz offside kokan bir hareket. Bunu oynayacak Samsunspor. Evet. Sabredecek. Evet, tekrarını izliyoruz. Sabredecek offside. Evet, birkaç metreyle Muhammed Beşir. Bunu alıyoruz dönen topu Özgür Bulak'la. Atak tazeleyecek. Kırmızı beyazlar Eren Kartal'a geliyor. Şimdi top Eren Kartal Nuri'ye döndü. Nuri terliksiz. Dakikalar 11'de tüketmek üzereyiz. 12. dakikaya giriyoruz. Yavaş yavaş Erkam Reşmen. Özgür Bulak tercih etti. Özgür Bulak savunmanın arkasına doğru havalandırdı. Bahattin kafayla indiriyor Muhammed'e ancak Abdülkadir Döner'in bayrağı yine havada. Bu biraz tartışılabilecek bir pozisyon olabilir. Tekrarını izleyeceğiz az sonra. Evet, tekrarı da geliyor ekranlara. Ne dersin hocam? Pozisyonun offside'da hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Evet. Yerdeki çizgilerden yanlış kesim çizgisinden takip edilebilir. Taça gönderdi. Kırmızı beyazlar dakikalar 16'yı gösterirken Eren Kartal'la taç atışını kullandı. Özgür Bulak önünde İlyas Kubilay var. İlyas Kubilay şimdi topu aldı, yeniden Oğuz'a bırakıyor. Ters tarafta Canberk boş. Bakalım oraya dönebilecekler mi veya bunu düşünecekler mi? Özgür Bulak şimdi Nuri'ye dönüyor. Nuri yanında Erkan Reşmen'e doğru bıraktı topu. Çok adamla savunma yapıyor Hacettepe. Oyunun başından beri bu oyun disiplinini bir an bile bırakmadı. Mor beyazlı Ankara temsilcisi. Şimdi Özgür Bulak savunma arkasına doğru havalandırdı. Canberk Dilaver'e doğru. Seken top İlyas'ta kaldı. İlyas'tan şut direkten döndü. Dönen topta Berat'ta kalıyor. Hacettepe bu tehlikeyi bir şekilde savuşturmayı başardı. Şimdilik değerli izleyenler Özgür Bulak. Rakibinin üzerine gitti. İlyas'a bıraktı. İlyas'tan Enes İslam'a doğru. Enes İslam ilkin kontrol etmeyi başardı. İlyas'ın bindirmesi vardı. Ona değil Oğuz'u tercih etti. Oğuz'dan Eren Kartal'a. Samsunspor bu anlarda baskıyı artırdı. Eren Kartal. Enes İslam'a bırakılan bir top. Enes İslam ilkin. Muhammed Beşir de boştu. Şut. Savunmadan da sekiyor ve kaleci Burak için kolay bir top oluyor. Evet değerli izleyenler, dakikalar 17. Kırmızı beyazların az önce İlyas Kubilay ile bir topu direkten döndü. Devam eden atakta da kırmızı beyazlar atağı sonuçlandırsa da bunda başarılı olamadı. Top kaleci Burak'ın ellerinde eridi. Bu tür kilidi açmak için bu tür maçlarda önemli unsurlardan biridir uzaktan atılan şutlar. İlyas Kubilay. Samsunspor Hacettepe karşılaşması 0-0 eşitlikle devam ediyor. Muhammed Beşir tehlikeli noktada topu alıp kontrol etmeyi başardı. Savunmadan sıyrıldı Muhammed Beşir. Yüzünü kaleye de döndü. Şimdi bırakıyor içeriye doğru ancak hiçbir arkadaşını topla buluşturamadı. Pozisyonun devamında da top sanırım İlyas Kubilay'ın eline çarpınca karşılaşmanın hakemi oyunu durdurdu. Sporu destekliyor. Güzel bir hava, güzel bir zemin. Her şey futbol oynamaya müsait. Enes İslam İlkin'in baskısı sonuç getirecek mi? Getiriyor. Enes İslam İlkin şimdi 2-2 bir pozisyon. Enes şutu denedi. Şut ve out. Bir tehlikeli atak daha. Dakikalar 20'yi gösterirken Enes İslam İlkin kendi baskısıyla kazandığı topla içeriye doğru hareketlendi. Muhammed Beşir de aslında müsait bir pozisyonda gibiydi. Kendisi denedi, şutunu dağıttı. Top az farkla dışarıya çıkıyor. Samsunspor'un atakları hızlandı, sayı arttı, atak sayısı artıyor. Bakalım ilerleyen iyi kontrol etti. Yerden Enes'e göndermek istedi. Hacettepe'li oyunculardan geçmiyor top. Yağız Erkan mücadelesi. Yağız kafayla topu aşırmayı başardı. Şimdi o bölümde bir top kazanma mücadelesi Serdar Can. Tehlikeli bir atak olabilir. Muhammed Ali Barutçu
Ceza sahası içerisine ortalı Özgür, ortası Özgür Bulak. Tam olması gereken yerde. Yoksa Muhammed Selim Okur kaleciyle karşı karşıya kalacaktı. Topu kornere gönderdi Özgür Bulak. Hızlı çıktı Hacettepe ama bizim Samsun Spor'umuzun savunması da çabuk döndü geri. Orada şut imkanı vermedi rakibe. Evet, dakikalar 24. Hacettepe Spor Kulübü korner kullanacak. Ceza sahası içerisi oldukça kalabalık. 5 oyuncuyla geldi Hacettepe. Orta geliyor ceza sahası içerisine. Bir anda boş kaldı. Bakıyorum arka direkteki Hacettepe'li oyuncu, ancak vuruşu etkili değil ve top avuta çıktı. Alanın son metrelerinde top çeviriyor Samsun Spor. Özgür Bulak aldı. Yanında Erkan Reşmen var. Canberk'in bindirmesi var. Canberk'e doğru gönderilen bir top. Bu bayrak da çok tartışılır ama Abdülkadir Döner'in bayrağı yine havada. 5. bayrak. Tartışmaya açık bir evet. Bayrak diyebiliriz. Aynı hizada gibi görünüyor. Ve cılız kalıyor. Evet. Korner kullanıldı. Seken topu İlpor Samsun Sporlu oyuncuları uzaklaştırdı. İlyas'tan terse güzel bir pas. Bahattin Köse'ye. Bahattin Köse. Yanında Enes de boş. Bahattin rakibinin üzerine gitti. Şutunu da çıkarıyor kaleci Burak. Harika kurtardı. Bahattin Köse rakiplerinin üzerine gitti. Boşluğu bulduğu anda da güzel bir şut çıkardı kaleci Burak. İyi uzandı ve topu kornere gönderdi. Ama orada İlyas Kubilay Yavuz'un boş alanı görüp orada tek topla çok iyi. Bahattin'i hücuma katması gerçekten çok. İlpor Samsun Spor Hacettepe ile henüz eşitliği bozamadı. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Etkili ataklar var. Etkili final pasları atılsa iyi pozisyonlar var. Şimdi savunmanın arkasına gönderilen bir top. Bahattin Köse karşı karşıya şut, kaleci Burak. Dönen şut Bahattin, yine vurdu yine Burak. En net pozisyonumuz. Dakika 41. Ender Gür'ün de dediği gibi en net gol pozisyonumuz. Bahattin iki kez vurdu. İki kez kaleci Burak kurtardı. Spor 0, Hacettepe 0. Bir atak olabilir. Ciddi bir atak olabilir Samsun Spor adına. Enes İslam İlkin aradan Muhammed Beşir'i görmeyi başardı. Muhammed Beşir terse dönüyor Eren Kartal'a. Organize geliyor kırmızı beyazlar. Eren Kartal önündeki İlyas'a kötü bir pas ve karşılaşmanın hakemi Hamit Basık ilk 45 dakikanın bitiş düdüğünü çalıyor değerli izleyenler. Hamit Basık yardımcılarından da işareti aldı ve ikinci yarının başlama düdüğünü çaldı. Eren Kartal da oynuyor. Eren Kartal yeniden İlyas'a bırakmak istedi. Orada bir anlaşmazlık. Açılan topu Oğuz'da kaldı. Özgür Bulak havalandırıyor. Erkan Reşmen kontrol etti. Şutunu çıkarabilecek mi? Şutu Burak. Olacak iş değil. Karşı karşıya %100'lük bir gol pozisyonu. Erkan Reşmen kaleci Burak'a geçemedi. Olacak iş değil. Bahattin'in pozisyonundan çok daha net bir pozisyon. Tekrarını izliyoruz. Oğuz havalandırdı. Erkan iyi de kontrol etti topu. Fake'ini de güzel attı. Tabii gibi. O bölümde Fahrettin biraz dengesini bozdu. Ondan sıyrıldı ama çok. Tabii bir yandan da gözüm. Bu arada sürpriz bir şut geldi. Nuri'den de seken top. Muhammed Ali Barutçu az kalsın araya giriyordu. Taça gönderdi Nuri. Fahrettin taç atışını kullanıyor Muhammed Ali Barutçu'ya. Muhammed Ali Barutçu topu kontrol eder. Geriye çekti Canberk'i. Canberk şimdi Erkan Reşmen'le oynadı. Topu yeniden aldı Erkan'a. Yeniden bırakıyor topu Canberk. Orta geldi. Erhan Şentürk kontrol ediyor. Bahattin'e bırakmayı düşündü. Savunma hata yapmadı o bölgede. Taç atışıyla Samsun Spor'un hata devam edecek. Enes İslam İlkin kullandı İlyas'a. İlyas ceza sahası içerisine girdi. Şut ve gol! Ve gol ve gol ve gol! İlyas Kubilay Yavuz sonunda şanssızlığını kırıyor. Dakikalar 69'u gösterirken Yılpor Samsun Spor sahasında Hacettepe önünde 1-0 öne geçti değerli izleyenler. Şimdi İlyas Kubilay Yavuz attığı vücut çalımıyla önemli. Evet ve şanssız bir ismin gol atması da ayrı bir güzellik oldu. Topları direkten dönen
Sürekli direkten dönen İlyas Kubilay Yavuz bu sefer şanssızlığını kırdı ve takımını bir... Özgür Bulak'tan İlyas Kubilay'a faul diye topu bıraktı ama işte bırakmamak lazım. Oyun yani düdükle başlıyor, düdükle duruyor. Faul olduğunu düşünüp topu bıraktı ama önünde topu alan Serdar Can da neredeyse kaleciyle karşı karşıya kalıyordu. Çıkıp topu aldı. Bu tür maçlarda sabırlı oynamak önemlidir. Samsunspor Canberk de oynadı. Canberk'in içeriye doğru ortası savunma hata yapmadı. Abdullah alıyor topu. Çok adamla çıktı. Hacettepe hiç bu kadar oyuncuyla çıktığını görmedik bu ana kadar. Ama Abdullah kendi kullanmayı düşününce şimdi de savunmada eksik yakalanıyorlar. İşte bahsettiğimiz pozisyonlar bunlardı. Enes İslam İlkin hemen Nuri Terliksiz oynuyor. 4'e 2, 4'e 3 bir atak. Terse doğru İlyas'a gönderildi. İlyas Canberk'in de bindirmesi var. İlyas Kubilay Yavuz topu aldı, kontrol etti. Enes oynadı. Enes kaleyle karşı karşıya, şut, kaleci Burak. Evet, yani çok adamla hücum eden bir Hacettepe arkada boşluklar bırakacak ister istemez. Bizim de burada hızlı adamlarımızla biz bu pozisyonları gole erken bulabilseydik daha önce bu tür pozisyonları yakalayacaktık. Hareketlenecek, uzun gönderdi Ahmet Aran Şentürk'e doğru. Seken top yeniden Samsunspor'da kalıyor. Eren Şentürk'e gönderilen bir top. Eren şut, kaleci Burak. Çok iyi düşündü, çok iyi vurdu Eren Şentürk. Ayağının içiyle güzel bir plase, ancak kaleci Burak da, o da günün başarılı ismi. Tekrarını da izliyoruz pozisyonun. Müthiş ara pasını atan Berat, Mustafa sıyrılıyor o bölgede Okan'dan. Şimdi de Oğuz'dan sıyrıldı Mustafa. Şutunu gönderiyor, etkisiz bir şut. İkisini bir ekarte ederek geldi. Evet. Bu arada değerli izleyenler, yönetmenimiz de ekranlara getiriyor. Kırmızı beyazlı taraftarlar tribünde artık şova başladı. Çok güzel görüntüler var Samsun 19 Mayıs Stadyumunda. 10.800 biletli taraftar olduğunu hatırlatalım tribünlerde. Değişiklik için artık maçın durması bekleniyor. Serdar Can rakibinden sıyrıldı. Seken top Fahrettin'de kalıyor. Yeniden Serdar Can'a doğru gönderildi. Canberk Dilaver kanadından çok basit kaçırdı adamı. Çok basit. Evet, İlyas Kubilay Yavuz evet. Kenara gelirken, dakikalar 90'ı gösterirken yerine İrfan Başaran girecek. Bir anlamda teknik direktör Taner Taşkın onu alkışlatacak diyebiliriz. İlyas Kubilay Yavuz bugün yine gerçekten çok iyi bir top oynadı. Kalitesini gösterdi. Bütün atakları yönlendirdi. Golünü attı. Serdar Can geriye doğru aşırmak istedi. Erkan dikkatliydi o bölgede. Şimdi Enes İslam İlkin. İçeride İrfan Başaran bomboş. Dönemedi ona. Ama topu da kaptırmadı Enes. Şimdi yeniden alıyor Enes topu Oğuz'dan. Enes. Yine finali yapamadık o bölgede. Uzaklaştırılan topu Nuri kaptı. Nuri aradan Canberk Dilaver'e güzel bir top gönderiyor. Canberk Dilaver topu kontrol etti. Rakibinin üzerine gitti. Ondan da Fahrettin'den de kurtardı topu. Ceza sahası önündeki Oğuz'a bıraktı. Özgür Bulak biraz geç kaldı. Biraz geç kaldı ama dönen topu yine alıyoruz. Eren Kartal'la dakika 90+3. Bitim artık 2 dakika kaldı. Eren Kartal rakibinin üzerine gitti, geçti. Biraz da artık süreyi azaltmaya çalışıyor o da o bölgede. Kornere çıktı top. Evet, Sakaryaspor 5-2 önde. Bodrumspor deplasmanında, yine Kastamonuspor Manisaspor önünde 4-0 önde. Bu karşılaşmalarda üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelelerdi. Gollü bir hafta. Enes İslam İlkin yerden bırakıyor. Şut ve gol. Eren Kartal getirdi. Eren Şentürk attı. Bu
da Siftah'da yaptı Erhan Şentürk. Yani bu da çok önemli. Erhan Şentürk'ün de gol atması çok önemli oldu. Hem İlyas Kubilay'ın şanssızlığını kırması, hem Erhan'ın şanssızlığını kırması bu maç için 3 puandan çok daha öte kazanımları oldu Samsunspor'un. Türk'ün golüyle 1-0 önde değerli izleyenler. İşte Enes İslam İlkin, İrfan Başar almış, düzelteyim. İrfan Başaran'ın asisti ve Erhan Şentürk'ün golü. Oyuna kontrol edip dönmesi, dönüp vuruş yapması tam golcü işi. Tabii oyuna sonradan giren iki oyuncudan. Artık gözler yavaş yavaş karşılaşmanın orta hakemi Ahmet Basık'ın üzerinde olacak. Çünkü 90+5'te bitmek üzere. Bir yıl Port Samsunspor hata Enes İslam İlkin. Sanki offside gibiydi zaten. Offside. O da hareketlenmedi bilerek. Ve karşılaşmanın hakemi Hamit Basık 90 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor değerli izleyenler.